1979 sonbaharı, önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye'nin yine kan ve ateşten, sokak çatışmalarından, siyasi cinayetlerden ve hayatın her alanındaki baskı ve sansürden gelip geçtiği bir dönemdir. Çoktandır korku ve tedirginlik hakimdir ülkeye. Politik ve ekonomik havada kasırgayı andırmaktadır. İşte 1979 Eylül'ünde Antalya'da bir kez daha Altın Portakal Film Festivali yapılacaktır. Sinemacılar 16. kez buluşacaktır Antalya'da. Tabii ki sinema sektörü de bu sancılı ortamın tedirginliğini hissetmektedir. Aslında sadece sinemacılar değil, sanatın tüm dallarında öne çıkan isimler hafta boyunca performanslarını sergileyecektir Antalya'da. Ve 1 Eylül 1979 günü. Sinema jürisinin toplantıları başlamış, yarışmaya katılacak oyuncu ve yönetmenler Antalya'ya gelmiş ve resmi açılışa ramak kalmıştır. Ama açılış töreninden birkaç saat önce festival merkezine bir haber düşer. Aday filmlerden Demiryol, Yusuf ile Kenan ve Yolcular sansür kurulunun denetimine takılmış, festivale katılması yasaklanmıştır. Peki ne olacaktır? Jüri diğer 11 filmle mi seçimine devam edecektir? Peki festival komitesi nasıl bir tavır alacaktır? Birkaç saat sonra belli olur her şey. Yıllardır sansürden beli bükülen sinema camiası tam da yeridir diyerek yapımcısıyla, yönetmeniyle, oyuncusuyla, jürisiyle, hatta başta dönemin belediye başkanı Selahattin Tonguç olmak üzere festival yönetimiyle gerçek anlamda bir dayanışma örneği göstererek ve sansürü protesto amacıyla ulusal yarışma bölümünden topyekün çekilmeye karar verilecektir o gün. Ve o yıl filmler yarıştırılmayacak, sinema ve Altın Portakal tarihinde de bir ilk yaşanacaktır böylece. Ve bir yıl sonra 1980 güzü. Türk sineması 1980 Antalya Altın Portakal Festivali'ne yine heyecanla hazırlanacak. Festival yönetimi yine hummalı bir çalışmaya girişecek ve 13 Eylül tarihini de festivalin başlangıç günü olarak belirleyecektir. Üstelik 79'un sansüre uğramış ve diğer dayanışma göstermiş yapımcı ve yönetmenlerin filmleri de sansüre karşı bir kez daha dik duruş amacıyla 80 festivali kapsamına alınmıştır. Sinemacıların hayali şudur. Gerekirse daha kararlı mücadele etmek, daha da özgür bir festival yapmak, tabii ki ressamların, edebiyatçıların, müzik adamlarının, heykeltıraşların aktif olduğu bir kültür rüzgarı estirmek, memleket sorunlarını içeren açık oturumlarla odak noktası bir hafta geçirmek. Ve 12 Eylül 1980, festivalin açılmasına bir gün vardır. Son hazırlıkları için koşturanları acı bir sürpriz bekler o gün tabii. Sabahın ilk ışıklarıyla tüm ülke olduğu gibi Antalya'da askeri darbeye, postallara ve tank sesine uyanacaktır. Hayat durmuştur tüm yurtta. Tabii 17.sini yapmaya hazırlanan Antalya Film Festivali de asker postallarının altında kalacaktır. O yılki festivalin konukları otellerde mahsur kalır. O yılın jürisi havalimanında kilitlenir. O yılın belediye yönetimi sorgulanır. O yılın heykelleri parçalanır. O yılın resimlerinin ya üstü boyanır ya da silinir. Ve tabii Türkiye'nin dört bir yanında düşünen, yazan, çizen, konuşan tüm insanlar darbenin kıskacı altına girer. Gözaltılar, işkenceler, sorgulamalar, idamlar. Kısacası hayallere dahi darbe. Peki ya o yılın filmleri, yani festival yapılamadığı için yarışamayan, halka gösterilemeyen filmler? Yani Adaktan Düşmana, Sürüden Bereketli Topraklara, Bebekten Derya Gülüne. O filmlere ne olur? ...31 yıl sonra... ...2011 yılının 48. Altın Portakal Film Festivali. Ekim'in ikinci haftasında başlayan festival... ...dosta düşmana oldukça şaşırtıcı gelen bir bölümle açılır.
Geç gelen ödüllerdir bu bölümün adı. İşte o 79 yılının sansür nedeniyle 80 yılının da darbe yüzünden yapılamayan festivallerinin filmlerine ayrılmıştır bu bölüm. Geçmiş yılların festivallerine doğru bir yolculuk sürdürülmüş ve sinema sanat adına kara yıllar sayılan, sinemaya, sanata sansür ve darbenin vurulduğu 79 ve 80'in filmleri yeniden davet edilmiştir 2011'de. Yani 12 Eylül'ün ve sansürün darbesinden mağdur olmuş filmlerdir bunlar. Jüriden, yönetmenlerden, oyunculardan hayatta olanlar da Antalya'ya çağrılmış, sinemanın bağımsızlığına, sanata saygıya sembolik bir durum yaşanmıştır. 79 ve 80 yılının jürisi yeniden toplanacak, filmleri izleyecek, tartışacak ve seçimlerini yapacaktır. Türkiye, sinema ve Altın Portakal tarihine geçecek bir gecenin orta yerinde. 31 yıl sonra, yani geç de olsa, o ne oldu denilen filmlere ödüller verecek. Yavuz Özkan'ın Demiryolu, Ömer Kavur'un Yusuf ile Kenan'ıyla 79'un birinciliğini paylaşacak, 1980 yılının en iyi filmi de Sürü olacaktır. Zeki Ökten ise iki filmiyle en iyi yönetmen seçilecektir. Geç de olsa. Evet. Evet, çünkü Zeki Ökten ne yazık ki 2009 yılında yaşamını kaybetmiş.